Şimdi bir de Galatasaraylıların mesela bu anlamda şöyle bir tepkisi var. Koç ailesinin tabii hani Türkiye'deki iş dünyasındaki durumundan dolayı ligi Koç ailesi dizayn ediyor. İşte Beşiktaş'ın da sponsoru, Stad sponsoru son anda geldi. O takımın sponsoru Fenerbahçe'nin zaten para kasası vesaire diyor. Acaba Ali Koç şey mi dedi kendi yönetim kurulunda? Ya çok para harcadık, başarı da gelmedi. Biz harcamaya da devam edeceğiz. Uzun soluklu sözleşmeler var çünkü. Hadi bir daha devam edelim de. Ya bir Hani kere Koç o Holding'e. Galatasarayların dediği şöyle bir şey var. Yani eğer ligi Koç ailesi para olarak dizayn ediyorsa, baba Koç Beşiktaşlı, küçük Koç Fenerbahçeli. Galatasaraylı olan Koç yok içeride. Şampiyon Galatasaray, bu nasıl oluyor? Kim dizayn ediyor? Neyi nasıl dizayn ediyor? Yani burada o zaman dizaynda da bir yanlışlık var. Yani işin ilginç tarafı o. Yani Galatasaraylılar bunu gerçekten söylüyorlarsa buna da şaşırmak lazım. Yani ortada şampiyon olan Galatasaray ama lig dizayn ediliyor Koç ailesi tarafından. Yani Ali Koç'un bağlantıları işte sponsorluklarıyla. Ya burada da bir tezat var. Şimdi nasıl oluyor? Ve biz Nereye nereden sormuşlar, konuşursak neren eğri diye, neren doğrucu diye ağlamış ya. işte biz, yani bizde zaten hiç, ben hiç görmedim, yapamadım diyen yok. Hep bir karşı taraf başarılıyken de onlar öyle yaptığı için öyle oldu. Başarısızken zaten öyle. Başarılıyken de bu sefer şey oluyor. Onlara rağmen. Ya neye rağmen arkadaş? Sen oldun zaten. Neye rağmen? Sen oldun. Bu sefer karşı taraf diyor ki bunlar. Hep birbirine bir laf söyleme. Biz ona rağmen olduk. O öyle oldu. Onu o destekliyor. Onu işte Amerika'daki destekliyor. Bunu içerideki destekliyor. Arkadaş herkes birbirini destekliyor da ortada bir şey yok. Sonuç olarak bu kadar desteğe rağmen biz en dipteyiz ya. Doğru. Genelde en dipteyiz. Desteklenmesek Allah muhafaza yani. Uganda Ligi'nde falan oynayacağız yani. Ya. İşte o kadar çok şey var ki, dış güçler var. Federasyon bir tarafta. Zengin aileler paralar yönetiyor. O yönetiyor, bu yönetiyor. Ama baktığımızda marka değeri nerede? Sıfır. Şimdi yayından bir saat, 1,5 saat kadar önce Premier Lig'de son durumu işte önümüzdeki haftanın maçları falan bakayım dedim. O hani puan durumlarında bütün sitelerde vardır ya, renkler var. Hani hangi renkler Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, hangisi UEFA'ya falan. Ya 4 tane Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderiyor İngiltere. Ya. Şimdi İspanya ona keza, işte Almanya'sı vesaire falan. Bakıyorsun biz ön elemelerle Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz diye kendimizi paralıyoruz. Zaten geçemiyoruz da ön elemelerde kalıyoruz. Hani geçsek de grup aşamasında en büyük başarı nedir grup aşamasında? Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum. İşte Beşiktaş'ın daha mağlup gruptan çıkmış olması, atıyorum. Başarın da bir yere kadar, üstüne çıkma şansın yok. Marka değerin, ya katrilyonlar konuşuluyor Avrupa liglerinin yayın hakları için. Bizde kavga bitmiyor. Yani bir tane havuz var. O havuza giren paranın işte %70'ini 3-4 büyük kulüp alıyor. Geri kalanlar garibim perişan durumdalar. Marka değerin yok. marka değeri var Avrupa'daki da hangi futbolda yok. organizasyona UFC falan gidiyorsun? olsa var. Yani dövüş federasyonu falan olsak var. Ama futbol anlamında marka değerimiz yok. Yani bunu UFC'ye falan pazarlasa yayıncı kuruluş, kafes dövüşü falan, izleniriz yani. Sıkıntı yok orada. Çünkü başka nerede Tabii var? hele ki Başkan... böyle geçtiğimiz işte yakın dönemde yaşadık. 40 bin kişinin bir kısmı sahaya atlamaya başladı. Eğer bir iki tane cengaver dönen tekme atmasaydı futbolcu belki 40 bini aşağı inecekti. Hani Heysel faciası gibi bir facia yaşanacaktı. Ya da tam tersi şey de var tabii. Hani futbolcuların bu kadar iyi karate, kung fu, işte uzak doğu sporları bilmesi bir tanesinin Onun adı Can Havli olabilir abi. Hani öyle mi? onun adı Can Ya Havli Can yani. Ne yapabilir? abiyle hadi ittin kalktın bir şey yaptın kendini korudun da yani gözümün önünden gitmeyen bir sahne var. Yani Zebellah gibi bir adam almış altına birini. 18 yaşındaymış çocuk, sonra gördük. Tabii onun atlamasını doğru bulduğum için söylemiyorum. Ama hani o kendini korumaktan artık linç edilirken linç etmeye dönmüş şeyler vardı. Ne oldu mesela cezalar? Bak o zaman da biz gündem konuşuyoruz Özge'yle, dedim ki ne olacak, hiçbir şey olmayacak. Kimse ceza almayacak. Ya Aynen. Allah aşkına bak, onlarca ölü çıkabilirdi orada. Yani milyon dolarlık futbolcular da ölebilirdi. Orada yani her şey olabilirdi. Biz hakikaten Allah korudu. Trabzon'a verilen Ya ceza 1/4 oranında indirildi.
İndiriliyor. Bizde indiriliyor cezalar. Fenerbahçeli futbolculara işte çıktı başkan dedi ki ceza verirseniz dedi hadi bakalım yiyorsa verin dedi. Yemedi veremediler. Hani ya kimin sesi çok çıkarsa bak ben mesela şu anda çok bağırıyorum ikiniz de susturun. Aynen. Ben devreye giremiyorum. kızıyorum. Ya şöyle bir şey oldu. Hakemi dövdü başkan. Taraftarlar tesiste meşaleyle karşıladı ya. Hani Cenk'ten dönen komutan gibi, Cenk'ten dönen komutan gibi karşılandı. Yani ve helal olsun bizim yerimize de vursaydın dendi. Yani çok acayip. Yıllar önce bir taraftar Fenerbahçe Galatasaray derbisinde reklam panolarında uyuyup sahaya bıçakla girdi. Hatırlarsınız. Evet. Yıllar önce. Gelişme ne oldu? Hiçbir şey oldu. Sonradan o taraftar sosyal medya fenomeni oldu. YouTube'da falan programlar yapmaya. Yani futbolla ilgili gelişme yok. Hep sağ dışında gelişiyoruz. Çok güzel bir şekilde gelişiyoruz. Ya otobüs kurşunlandı ya. Otobüs kurşunlandı bu ülke. Maalesef. Yani futbolcuların gittiği otobüs kurşunlandı. Ve bak, o dönem Fenerbahçe kulübünün içinde Fenerbahçe'nin basın ben bir şey söyleyeyim mi? Çok... Bir saniye Taner abi. Beni bir dakikalık yayından alın isterseniz. Benim bunun kulaklığın şarjı bitti. Şunu takayım ben. Böyle gamer tamam. Kulaklık olacak kusura bakmayın tamam. Ama yoksa sizi tamam. Duyamayacağım yani. Aldık ya. Bile. Şeyi diyordum ya. Özge. Bir Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içinde bir gazeteci arkadaşımız vardı işte. Basın Fenerbahçe basının içinde. O da Türk spor kamuoyunun da yakından tanıdığı önemli bir gazetecidir. Hatta en son bu Icardi'nin uçan fotoğrafını çeken arkadaşımız Tolga Ovalı o gün o otobüsün içinde olanları anlattı böyle bir sohbet ettiğimiz esnada. Ya bildiğin bir suikast hani girişimi ve inanılmaz korku tabii orada insanların inanılmaz bir korkusu var ve şarampolden yuvarlanacaklar. Onun soruşturması ne oldu? Orada da sonuç yok. Yani bizde her şey yaşanıyor, her şey oluyor. Sonuç yok.